Merhaba arkadaşlar. Bugün basit bir su ısıtıcısı yapacağız. Bu su ısıtıcısı için arkadaşlar bir tane metal sprey kutusu kullanmanız gerekiyor. Ben bunun için balata sprey kutusu kullanıyorum. Balata spreyin kutusunun altında bir delik deldim. Üstünde de arkadaşlar normal fıskiyesini çıkarttım ve oradaki delik benim için yeterli. Altına bir tane çamaşır makinesi temiz su giriş hortumu bağladım. Üstüne de arkadaşlar bir parmaklık PVC boru yerleştirdim. Şimdi burada su sızıntısı olmasın diye sıcağa da dayanıklı epoksi reçine uyguluyorum. Bu yapıştırıcıyı yine arkadaşlar hırdavatçılarda rahatlıkla bulabilirsiniz. Çok sağlam da bir yapıştırıcı. Benim işimi görüyor. 110'luk PVC boru kullanacağım arkadaşlar. Bunun üzerindeki kapağını deliyorum. Bir tane lamba için bir delik deldim. Bir tane anahtar. Bir tane de arkadaşlar su borumun çıkacağı yer kadar delik deldim. Şimdi PVC borumu da ortasından deliyorum. Buradan iletkenimi geçireceğim arkadaşlar ve bağlantılarımı ona göre yapacağım. İletkenimi PVC borumdan geçiriyorum. 50 wattlık iki tane direnç kullanacağım arkadaşlar. Bu dirençler 50 wattlık yani şöyle küçük bir ampul kadar. İki tane kullanıyorum ben. Suyumu ısıtmak için çok yeterli oluyor arkadaşlar. Balata spreyi kutumun etrafına yerleştiriyorum. Bu dirençler ısındığı zaman balata sprey kutumu ısıtacak ve aynı zamanda da içerisinde bulunan suyu ısıtacak arkadaşlar. İki tane direnci birbirine paralel bağlamam lazım. O yüzden üstteki iki tane kabloyu birbirine bağlıyorum. Alttaki iki tane kabloyu da birbirine bağlıyorum. Birbirine paralel olmuş oluyor arkadaşlar. Şimdi normal elektrik bağlantılarını yapacağım. Normal 220 volt uygulayacağım arkadaşlar buna. Toprağı dirençlerin şesesine bağlıyorum arkadaşlar. Burada şese bizim telimiz oluyor. Alttaki faz kablosuna da arkadaşlar bir tane lambamın kablosunu bağlıyorum ve aşağıda köplemiş olduğum dirençlerin kablosunu bağlamış oluyorum arkadaşlar. Toplamda 4 tane kablo var. Üzerinde arkadaşlar izole ediyorum. Sıcağa karşı dayanıklı olan cam elyaf makaronla arkadaşlar. Dirençlerin boşta kalan diğer ucuna ise arkadaşlar bir tane butondan kablo alıyorum ve lambamın boşta kalan kablosunu yukarıdaki dirençlere bağlıyorum. Burada arkadaşlar bu böyle bağlamamın nedeni anahtara basılmadan kesinlikle ısıtıcım çalışmayacak. Şimdi boşta kalan ve fişimden gelen kabloyu da butona bağlayacağım. Butona bağladıktan sonra elektrikli bağlantım bitmiş oluyor arkadaşlar. Ben burada dirençlerin fazla ısınmayacağını düşündüm. O yüzden termostat bağlamadım. Ama gerçekten çok kuvvetli ısıtıcıymış arkadaşlar bu dirençler. Keşke termostat bağlasaydım. Çünkü uzun süre çalıştırdığım zaman suyu kaynatıyor bile. Şimdi altına da arkadaşlar bir tane fotoblok kullanıyorum. Altının sağlam olmasını istemedim özellikle. Çünkü herhangi bir su kaçağı olursa su aşağıya dökülsün istedim. Aslında öyle büyük bir su kaçağı olacak bir durum yok. Çünkü içerisinde basınçlı su olmayacak arkadaşlar. Çünkü sadece alttan giren su direkt yukarıdan çıkacak. Yukarıda herhangi bir suyu kapatacak bir şey yapmayacağım. Sadece boru olacak arkadaşlar. O yüzden basınçlı su olmadığı için burada da öyle büyük bir kaçak olmayacak. Ama yine de önlem amaçlı ben altını açık bıraktım ve kartondan yaptım. Görmüş olduğunuz gibi çeşmemi bağlıyorum arkadaşlar. Çeşmemi açtığım zaman direkt su yukarı çıkacak. Lavaboma doğru yön vermek için bir tane boru bağladım. Bakın buradan 1'e bastığım zaman normal suyum ısınıyor. Şimdi içerisine bir tane termostatla sıcaklık ölçüyorum. Ama uzun süre beklediği zaman su çok aşırı ısınabiliyor arkadaşlar. O yüzden eğer bunu yapmak istiyorsanız bir tane termostat bağlamanız gerekecektir. Bu videomuz bu kadardı arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklayabilir, yorum yapabilir ve videolarımızı paylaşabilirsiniz. Haftada en az 2 video paylaşıyoruz. Bu videolarımızdan da anında haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar. İyi seyirler.